Bir işe Şimdi ne ben yarar mı Erdoğan'ın bu? biraz önce havuç sopa politikasından bahsetmiştim. Evet. Türkiye'yi iyice çözmüşler Sayın Erdoğan. Bu batılıları tabii ki asla küçümsememek lazım. İnsan doğasını siyasette, psikolojisini çok iyi inceleyip ve insan doğası üzerinden kararlar alabilme kapasiteleri olan çok ciddi danışmanları ve strateji uzmanları olan ülkeler, devletler. Bunlar öğrenmişler, bizim havucumuz dostum lafı. Dostum Putin dersen, bir de poz verirsen, yan yana ayak ayak üstüne atmış olarak Türkiye elde etmiş olduğunu elde etmiş oluyor. Dostum Hiç Biden. Dostum Biden, dostum Putin, dostum Evet. Barack filan. Hatırlayın bunların Aha. hepsini. Yani halbuki dış politikada ne mutlak dostluk ne mutlak düşmanlık vardır. Ülkelerin çıkarları vardır. Şimdi bakın, burada da bir karar alıyorsunuz. Bir mutabakat metni imzalıyorsunuz ve bu mutabakat metnine göre PYD ve YPG'nin hem PKK uzantısı olduğunu kabul ettiremiyorsunuz. Hem de bunlara yani terör örgütlerine finansal yardımı keseceğiz sözlerinin içerisine PYD ve YPG'yi koyduramıyorsunuz. Bunun neresi zafermiş? İşte biraz önce söyledim. Ayrıca bir başka şey daha var. Bir bütün bunların yürüp yürümediğini kontrol edecek bir üçlü mekanizma kuruluyor. Peki bu üçlü mekanizma ne zaman faaliyete geçecek biliyor musunuz? Bu üçlü mekanizma ne yazık ki Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesi garanti olduktan sonra harekete geçecek. Bu kadar taviz verilen, bu kadar Türkiye'nin menfaatlerini koruyamayan, bu kadar yanlış kararlar alabilen bir siyasi iktidar tarih boyunca gelmemiştir. Bunu zafer diye sunmak için ancak yandaş medyanın paralı elemanı olmak gerekir. Aksi halde hiçbir mantık ve izan sahibi, bağımsız gazeteci ya da aklı başında siyasi, dış politika uzmanı bunu zafer diye nitelemek bir yana ağır bir şekilde eleştirmelidir. NATO Peki, şüphesiz Türkiye şimdi için bu çok içeride önemli. Ne işe yarar? Yani İçeride hiçbir işe yaramaz. Bunlar tekrarlanan tekrarlanan millet tarafından öğrenildi. Bu kaçıncı defa? Öyle mi? Hatırlayın. Gittiler yıllar önce Libya başkanının elinden, Kaddafi'nin elinden özür aldılar. Arkasından NATO Libya'ya operasyon düzenleme kararı alınca NATO'nun ne işi var Libya'da dedi. Sayın Erdoğan, NATO'nun ne işi var Libya'da dedikten 20 gün sonra NATO Libya'nın Libyalılara ait olduğunu göstermeye gidiyor diye beyanat verdi. Türk milleti aklını başına toplamalı. Her şey çok açık ortada. Çok açık. Bu birinci, ikinci, üçüncü değil. Ama emin olun, birkaç günlük gündem değiştirme dışında bu tür olaylar oy açısından toplumun davranışlarını asla değiştirmiyor artık. Çünkü bu oyun, bu şablon çok tekrarlandı, öğrenildi. Milletimiz tarafından da öğrenildi. O nedenle hiçbir faydası yok. Buradan bir de bizimle alay etmelerinden korkuyorum, üzülüyorum. Yani senatoda şimdi güya bize karşı olan senatörler, Amerikan senatosunda, şimdi bunlar hem anti-Amerikancı geçiniyorlar, böyle hamaset yapıyorlar. Amerika'ya res çektik, şunu yaptık, bunu yaptık diye. Sonra Amerika'da bir tane mübaşir bunları övünce seviniyorlar. Hatırladın mı? Bakın gidin bizim VIP'lere bakın. Ay, bu kadar aşağılanmış olmaz. Yani bunlar İngilizce konuşan birisini görünce çok önemsiyorlar. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla burada Türkiye'nin bir şey alamadığı gibi o senatörün yapına gönderme yaparak övünmelerini de ayıplıyorum. Ne demiş efendim aleyhimizdeki senatör? F-16'lar konusunda artık ambargoyu kaldıracağız demiş. Ayıptır ya. Ayıptır. Yani F-16'da ambargoyu kaldırmak için bu kadar taviz vermeye değer. NATO şüphesiz bizim için çok önemlidir. NATO Türkiye için sadece askeri bir yapılanma değil, Türkiye'nin demokrasiye attığı bir çıpadır. Aynı zamanda demokratik ülkelerde. Ama siz kalkıyorsunuz, şimdi o yemek nasıl sonuçlandı bilmiyorum. Gayri resmi bir yemekte Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti oraya davet edildi. Bunların neresi zafermiş? Bunlar aslında bana sorarsanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin büyüklüğüne yakışmayan utanç verici bir siyasetin sonuçlarından ibarettir. Keşke övünülecek bir şey olsaydı. Bu ülkede hiç kimse vatan haini değil. Türkiye'nin milli çıkarları her şeyin üstünde. Ama Sayın Erdoğan ve partisinin
yanlış dış politikası asla Türkiye'nin milli çıkarı değildir. Onlar şöyle bir şey uydurmuşlar şimdi. Yapıyorlar yanlışı, ortaya koyuyorlar hatalarını, veriyorlar tavizi, sonra dönüp diyorlar ki bizi alkışlayın. Alkışlamayız kardeşim. Alkışlamazsanız siz yerli ve milli değilsiniz. Suçlamaları bu. Ben de diyorum ki sizin politikalarınız yerli ve milli değil. Asıl olan bizim inançlarımız, tavsiyelerimiz ve söylediklerimiz muhalefet. Şimdi bu mesele hiçbir sonuç alınmamış. Bilinenin tekrarından ibaret olmuştur. Daha da kötüsü, aynı Gazze olayında olduğu gibi Birleşmiş Milletler'de Gazze'nin ablukasının meşruiyeti bunların sayesinde geçtiği gibi aynı şeyde Filistin meselesine de zarar verdikleri gibi şimdi de Türkiye'nin F-35'ler konusunda alacakları ve hakları konusunda zarar verdiler. Bu aldık dedikleri her şey tavizdir. Ve ortada somut bir şey yok. Hani 33 kişi istiyorlardı, bekliyoruz şimdi, gelsin bakalım. O 33 tane insanı iade edecekler mi? Hani bir milletvekilini istemişlerdi, şimdi bekliyoruz bakalım. Somuttan söz ediyorsak o milletvekilini Türkiye'ye terörist diye iade edecekler mi? Sizce? Hadi bekliyoruz bakalım. Kaç tane FETÖ'cü Türkiye'ye terörist diye iade edecekler? Sizce ne olacak? Bence her zaman ne olduysa o olacak. Türkiye'de birkaç günlük gündem olacak. Vatandaşa hamaset yapacaklar. Bu yandaş medya sözcülerinin televizyonlarda ellerine verilmiş kağıtları okuması için bir gerekçe olacak. Fakat beni üzen bir şey var. Koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne göre yapmış bazı subaylarımız da bu programların aleti oluyorlar. Olumlu ya da olumsuz. Bu da beni üzüyor doğrusu. Çok evet. Teknik bir konu aslında. Tam onların konusu. Aytun Bey, ben bir şey sorabilir miyim? Rusya ile Türkiye ilişkilerini bu durum nasıl etkiler? Yani sonuçta NATO'da bir artık Amerika ile, NATO ile yakınlaşan Türkiye var. Rusya'nın buna karşı mı bir yaptırımı, İdlib'e yönelik bir müdahalesi, Suriye'de bir etkisi olabilir mi? Hayır. Şimdi bakın, mesela şu anda İdlib'de ne oldu biliyor musunuz? Öyle doğrudan bir şey olmaz. İdlib'deki HTŞ denilen terör örgütleri Türkiye'nin kontrolünde bulunan topraklara giderek ÖSO ile çatıştılar. Anlıyor musunuz? Bu tür şeyler oldu. Mesela birdenbire bakarsınız İdlib'de bir bombalama olur Suriye kuvvetleri tarafından görünürde. Ve İdlib'deki o kafa kesici teröristleri Türkiye'ye göre sürmeye kalkabilirler. Ya da Türkiye'nin yaptığı harekatı kısıtlı tutabilirler orada güvenlik açısından. Şu anda Rusya'nın doğrudan doğruya Türkiye'ye bir tavır alabilecek pozisyonu yok. Ama Türkiye bu meseleyi iç politikaya alet etmek niyetiyle megafonla yürütmek yerine kapalı kapılar arkasında Türkiye'nin terör örgütleri karşısındaki menfaatlerini etkin bir diplomasiyle, saygın bir devlet insanlığıyla yürütebilseydi, Türkiye Ukrayna ile Rusya arasında sözde hiç olmazsa ara bulucu faaliyetini yürütebilirdi. Şimdi Türkiye bu açık politikalarıyla, açık pazarlık ve kaybedilmiş pazarlık politikalarıyla Rusya'nın tam da istemediği İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişine onay vererek artık vermeliydi. O ayrı mesele. Ama Türkiye'nin menfaatlerini biraz önce ifade ettiğim gibi terör konusunda, silah ambargoları konusunda, diğer konulardaki menfaatlerini somut kazanımlarla elde ettikten sonra bu izni vermeliydi. Ama bu kapalı kapılar arkasında yürüseydi Rusya'da belli bir tavrı açık ya da kapalı almak zorunda kalmazdı. Şimdi Türkiye Rusya ile Ukrayna arasında bir arabuluculuk yapma kabiliyetini kaybetmiştir. Aynı Arapların iç meselelerine bulaşarak Araplar arası sorunlarda geçmişte Büyük Türk Devleti'nin ve milletinin temsil eden saygın siyasetçilerin arabuluculuk güçleri varken yaptıkları gibi. Şunu göremediler. Türkiye'nin dış politikadaki gücü İhvan'ın liderliğinden geçmiyordu. Türkiye'nin dış politikadaki gücü laik dış politikasından, tarafsız ama laik dış politikasından geçiyor. Dolayısıyla hem Orta Doğu'da hem başka yerlerde problem ortaya çıktığı zaman Türk Cumhuriyeti Devleti'nin yönetenlerin ara buluculuğuna başvuruyor. Nitekim tam örgütün adını hatırlamıyorum ama 9. Cumhurbaşkanı Demirel Cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra aktif görevinden böyle bir ara bulucu büyük örgütün içine üye olarak davet edilmişti. Türkiye çok zaviye kaybetti. Türkiye milli menfaatlerinden çok şey kaybetti. Aytun Çıray,
Biraz da şu ekonomi meselesini konuşmak istiyorum. Tabii. Çünkü öyle anlaşılıyor ki hem AKP'nin yaptırdığı araştırmalar, AKP seçmeni özelinde de hem de genel olarak ya da diğer bağımsız bütün kamuoyu anket araştırma şirketleri